Arkadaşlar merhaba, sosyal bilimler tarih soruları ile başlıyoruz. Ben de kitapçı, B kitapçı. Evet, birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bize bir bilgi vermiş, bu bilgide bir değişiklikten bahsetmiş. Bu değişikliğin yaşanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir diyor. Bakalım bilgiye. Osmanlı Devleti'nde kullanılan paralar Avrupa paralarının değerlerinin belirlenmesinde de ölçü olarak kabul edilmiş. Ancak 17. yüzyıldan itibaren bu durum değişmeye başlamıştır. Bu değişikliğin yaşanmasına sebep olan olay nedir diyor ya da hangisi belirleyici olmuştur diyor. Sanayi inkılabı ile birlikte sömürge imparatorluklarının kurulması. Hayır arkadaşlar, bununla bir ilgisi yok. B'ye bakalım. Artan diplomatik ilişkiler sonucu Doğu-Batı çalışmasının sona ermesi. Hayır. Osmanlı Devleti'nin ticari gelirlerinin azalması. Hayır, bununla da bir ilgisi yok. Coğrafi keşiflerle birlikte merkantilizmin önem kazanması. Arkadaşlar, merkantilizm 15. ve 18. yüzyıllar arasında, hatta tüm Avrupa'yı etkileyen bilinen ilk ekonomik yaklaşımdır. Merkantilist sistem ülkenin zenginleşmesini ve böylece güçlenmesi üzerine kuruludur. Etkilerini de 18. yüzyılın sonlarına kadar göstermiştir. Yani bu açıdan dünya tarihi için oldukça önemli bir akımdır. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. E'ye baktığımızda kapitülasyonlardan yararlanan devlet sayısında artış yaşanması, bununla bir ilgisi yok. En yakın şık bize D şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Misal-ı Milli'de ulusal bağımsızlık yolunda önemli kararlar alınmış ancak devletin yönetim şekli ile ilgili kararlara yer verilmemiştir. Bu durumun hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir diyor. Yani bağımsızlıkla ilgili kararlar alınırken devletin yönetim şekliyle ilgili herhangi bir karara varılmamış. Nedendir diyor. Çünkü Misak-ı Milliye'yi kabul eden Mebusan Meclis üyeleri arasında hala saltanat ve hilafet, yani halifeliği savunanlar da vardı. O yüzden şimdi ilk etapta bunu söylersek ne yaparlar? Milli mücadeleye de karşı çıkarlar. O yüzden bu söylenmiyor. O yüzden de o sebepten dolayı da biz 1 alıyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Bağımsızlık olmadan egemenliğin olamayacağının düşünülmesi. Evet, önce bizim için vatanın kurtuluşu mu önemli, yoksa yeni yönetim şekli mi ya da eski yönetim şekli mi? Önce bağımsızlığımızı kazanacağız. Ondan sonra devletin yönetim şekliyle ilgileneceğiz. O yüzden 2'yi de alıyoruz arkadaşlar. 3'e baktığımızda ulusal birlik ve beraberliğe önem verilmesi. Aslında aşağı yukarı 2 ve 3. Maddeler birbirine çok benziyor arkadaşlar. Ulusal birlik ve beraberliği yapalım. Önce ulusal birlik ve beraberliği sağlayalım. Ardından da devletin yönetim şeklini konuşuruz gibisinden. O yüzden 3'ü de alıyoruz. Cevabımız E şıkkı. 3. sorumuza bakıyoruz. Moğollar idari teşkilatta kurultay ve Türk veraset sistemini, askeri alanda ise Tuğral taktiğini ve onun sistemi kullanmıştır. Kurultay zaten toy demek, yani meclis demek arkadaşlar. Bu bilgilere bakılarak Moğollar ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Geleneksel Türk devlet teşkilatını devam ettirdiği çok basit bir soru. Diğerlerine baktığımızda Türk tarihin en köklü devletlerinden biri. Hayır, böyle bir bilgiye ulaşamayız. Merkeziyetçi devlet yapısının güçlü tutulduğu. Belki A şıkkı olmasaydı C'yi alabilirdik. Toplumun çatışma esası üzerine kurulduğu. Hayır, bu anlayışın taht kavramına ulaştığı. Hayır, cevabımız A şıkkı. 4. sorumuza bakalım arkadaşlar. Mustafa Kemal TBMM Başkanlığı'na bir öneri sunuyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu bu öneriye bakılarak hangilerine ulaşılabilir diyor. Öneriye bakıyoruz arkadaşlar. Meclis sayın üyeleri genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Meclis üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi kendi üzerime almaktan doğacak yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi gücünün en kısa zamanda arttırılıp pekiştirilmesi ve yönetimin bir kat daha sağlamlaştırılması için TBMM'nin haiz olduğu yetkilerini fiilen kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Yaşadığım sürece ulusal egemenliğin en gerçek bir hadimi olduğunu ulusa bir kez daha göstermek için bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını dilerim.
Arkadaşlar demokratik bir şekilde mi başkomutanlık yetkisi Mustafa Kemal'e verildi? Hayır. Meclis üyelerinin istekleri ve arzuları öncülüğünde bir an önce artık savaş zamanıydı çünkü. Savaşta hemen yararlılık göstersin diye hemen veriyorlar. Çok da demokratik bir başkomutanlık yetkisi olmuyor açıkçası. Güçler birliği anlayışını benimsendi. Evet, yasama, yargı ve yürütme neredeydi arkadaşlar? TBMM'ydi. Buna da ulaşabiliriz, bunu da alırız. Üçe baktığımızda Mustafa Kemal'in vereceği emirlerin yasa hükmü niteliğinde olduğu. Ne yapacak arkadaşlar? Başkomutanlık yetkisini alacak. Verdiği emirler de ne olacak? Başkomutanın verdiği mi? Yasa hükmü gibi olacak. O yüzden biz bunu da alırız. Dördüncü sorumuzun cevabı E şıkkı arkadaşlar. Gelelim beşinci sorumuza. Hammurabi kanunlarında yer alan maddelere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Hammurabi kanunlarından bahsetmiş. Kısasa kısas. Evet, bunda zaten var. Sınıf ayrımının verilen cezalarda belirleyici olduğu. Evet, mesela bir kişi kendinden daha alt sınıftaki diyor. O yüzden bunu da alırız. Belirlenen cezaların dünyevi nitelik. Evet, hiç öteki dünya ile ilgili bir şey var mı? Hayır. Ahiret inancı ile ilgili bir şey yok. Hep bu dünyaya yöneliktir. O yüzden bunu da alırız. Cevabımız E şıkkı.